kaybolmayacak gibi. Size öyle gelmiyor mu? Şöyle, döviz bastıracak ama ben iktidarın şu andaki kullandığı araçların tamamının sonuna geldiğini düşünmüyorum. Yani bir şekilde hala satılabilir. 15 milyar dolar rezerv var. İşte yani Cemal Kaşıkçı gibi işte uluslararası hukukla ne kadar uyduğu şüpheli bir şekilde hamleler yapılabiliyor. Türkiye'de de bunlar antidemokratikler, hukuka uymaz deyip de biz de tepki göstermiyoruz. O yüzden her şeyde sonuna kadar zorluyorlar. Yine kamu bankalarını belki de biraz devreye sokup onları açık pozisyon yaptırabilirler. Sonra o açık pozisyonu döviz cinsi dipste bir 3 yıl 5 yılda ötülemeye çalışabilirler. Yani birazcık daha bence ellerinde bu çılgın araçlar var. O yüzden bugünden yarına bir patlama beklemiyorum. Ama dediğinize tamamen katılıyorum. Evet, bu kadar yüksek enflasyon varken, cari açık sürecekken ve enerji fiyatları da halimizde bu kadar kötü giderken dövizde kalıcı kontrolü sağlamak kesinlikle mümkün değil. Bu mekanizmanın zayıflığı şu, 128 milyar dolar mevzusunda olduğu gibi yastık altına çıkış veya yurt dışına sermaye çıkışı veya cari açık olduğunda. Yastık altı yavaşladı. Sermaye çıkışı şu aralar çok fazla yok. Yüksek maliyetli olsa işte İstanbul Belediyesi de borçlanabildi, Ziraat Bankası da borçlanabildi, Hazine de borçlanabildi. Yani bir şekilde bize dış finansman kanalları hala açık. Sadece vadeleri kısa, maliyetler uzun. Bir de işte cari açık sorunu var. O daha iktidarın ilk başta bu kuru korumalı mevduatı ortaya koyarken öngörülerine göre daha olumsuz. Ama onun dışında kısım çok kötü gitmiyor şu anda. Şöyle diyeyim, kötü derken bu korunmuş setin yıkılması anlamında söylüyorum. Yoksa ekonomideki diğer birçok şey çok daha olumsuz hale geliyor. Burada yaratılan işte her şey eninde sonunda gelir, hatta servet adaletsizliğine yol açıyor. Bunlar ayrı. Daha teknik piyasalar bazına bakarsak bunu birazcık daha sürdürebilirler gibi. Ama ne olur? Mesela tamamen Rus petrolüne küresel ambargo gelir. Brent petrolü 150 dolara doğru giderse o yeni bir şoktur. Bu sıkıntı yaratır. Veya işte Şahap Kavcıoğlu veya Nurettin Nebati'den biri daha öncekiler gibi gönderilir. Hiç mi hiç olmayacak? Artık daha ne kadar olabilir ki diyeceğimiz düzeydeki yeni birileri atanır. O da başka bir şok olur. Veya çok büyük bir kredi paketi açıklanır. Bu da yeni bir şok yaratabilir. Şu ana kadarki açıklanan kredi paketleri daha çok en son dönemde döviz kuru patladığı için TL cinsi krediler biraz güdük kalmıştı. Onları tekrardan şişirmeye yönelik. Yani çok büyük reel anlamda yeni bir kredi atağı değil. Ama bunu en sonunda biliyoruz ki seçimlere doğru yapmak zorundalar. Başka türlü hiçbir kazanma şansları yok. İşte daha oraya kadar idare ederiz. Sonra bunların üstüne geldiği zaman biz herhalde geçtiğimiz yıl yaşadığımız şoka benzer bir şoku da yine en sonunda yaşatacaklar gibi bize. Murat Kubilay, bir seçim tarih tahmininiz var mı? Zamanında mı, yoksa öne çekilir bir tarih mi söz konusu olacak? Yani şu, iktidar... Türkiye ekonomisindeki mevsimsellikten ötürü sonbaharı daha çok seviyor. Yaz ve sonbaharı. İşte inşaat sektörü, tarım sektörü ve turizm sektörüne ötürü. Bu yüzden normalde işte Ekim, Kasım gibi beklememiz lazımdı. Hazır işsizlik de en düşük düzeye gelmişken, en düşük dediğimizde dar tanımlı %10, geniş tanımlı %20'den bahsediyorum ama işte daha yüksekleri gördüğümüz için görece iyi diye. Fakat böyle bir süreçte hemen kur baskısı gelecek. Kamu harcamaları için çok da bir alan yok. Kamu bankaları da biraz tıkanmaya başladılar. Kredi mevduat oranı daha fazla büyüyemiyor. Zaten hali hazırda halk da memnuniyetsiz. Anketlerde iktidar partisinde yine süreç geliştirmiyor. Yani şu an itibaren böyle bir atak yapsalar Ekim-Kasım'a kazanabilecekleri ortamı oluşturamazlar diye düşünüyorum. O yüzden geleneksel olarak bu aylar iktidarın daha lehine olsa da bir sonraki yılı tercih etmeleri daha olasıdır. İşte Haziran'a bırakmaları daha yerindedir diye düşünüyorum. Mart, Nisan aylarındaki seçimler ama iktidarı hep üzüyor. Tamamen bu mevsimsellikten ötürü. O kadar yani birkaç ay geriye almak onların hiç işine gelmeyeceği bir durum. Eğer Türkiye böyle işte bir anda AKP ile MHP arasında bir ayrışma olmazsa veya AKP'den istifalar gelmez, Erdoğan'ın iş yapmasıyla ilgili bir sorun olmazsa, sağlık sorunu olur, başka bir sorun olur, kabinesi istifalar olur. Hani pek olmaz ama bütün olasılıkları sayalım. O Mart, Nisan ayı gibi öyle bir şey tercih etmeyeceklerdir. Ama Türkiye Haziran'a kadar bu şekilde kendisini taşıyabilir mi? Ona ben emin değilim. Asıl mevzu burada. Yani biz bir kur şoku daha yaşarsak resmi enflasyon çok rahatlıkla %100'ü geçecek. Onu sonra bir daha geri toparlamak etmek arkadan gelen hükümet için de çok zor bir şey olacak. Dolayısıyla yani Türkiye Erdoğan'ı o kadar bir yıl daha taşıyabilir mi sırtında? Evet, bunu sorarsanız bir soru işaretim var. Ama toplumun rahatsızlık sandıkları şu ana kadar gücünü açmadı. Evet. Çünkü işte 360 milletvekili gerekiyor ve iktidar partisi ortağı bunu engelliyorlar. Tabii burada hükümetin ya da sarayın inisiyatifine bu takvimi bırakırsanız o elinde ta 2023 Haziran'ını kullanmak gibi bir opsiyon var. Ona kadar bekleyebilir. Ama burada muhalefet acaba yeterince şu sandığı getirin artık diyor mu? Muhalefetin biraz kamuoyunun beklentisine de öncü olarak sandığı erkene çekme konusunda yapabileceği neler var? Özellikle bu ekonomik gerçeklikler yeterince dillendiriliyor mu? Muhalefete oy kullanmayı düşünen kesimlere gerekli mesajlar yeterince veriliyor mu? O konuda ne dersiniz? Şimdi şöyle, teknik olarak eğer işte iktidar partisinde ve ortağında bir dağılma, ayrılma olmadığı müddetçe zaten seçime gitmemiz mümkün olmuyor matematiksel olarak. O zaman nasıl olacak? Buradaki iktidar partisi milletvekillerini yıpratmanız veya iktidar partisini artık iyice dağılmaya itmeniz gerekiyor. Bunun için de kamuoyu desteği oluşturmanız lazım. Yöntemi de işte şimdi pandemi de biraz sakinleşti, havalar da ısındı. Açık hava mitingleri, toplantılar, büyük gösteriler bu şekilde olur. Zaten başka türlü olacak daha kontrolsüz şekilde gerçekleşen gösterilerin iktidarın işine gelebileceği hep konuşuluyor. Bunu bir baskı rejim için yeniden kullanması şeklinde. Ama muhalefet partileri bunları bir arada ve kontrollü bir şekilde ama çok da coşkulu bir şekilde yaparsa evet bu seçime giden süreci birazcık daha hızlandırabilirler. Fakat gene de bu işin anahtarı matematikte, parlamento aritmetiğinde orası biraz tıkalı. Benim muhalefete verebileceğim en büyük tavsiye şudur. Gecikmeden 128 milyar dolarda olduğu gibi bir an önce kur korumalı mevduatın hukuka uygun olmadığını, bundan Türkiye'nin çok büyük zararlar görebileceğini ortaya koymasıdır. Yine ek bir şekilde Türk Telekom skandalı, Cumhuriyet tarihinin en büyük batı kredisi ve herkesin gözü önünde oldu. SPK'nın gözü önünde oldu, BDDK'nın gözü önünde oldu. O esnada hala Türk Telekom'un belli bir kısmı hazinedeydi, hazinenin gözünde oldu, BTK'nın gözünde oldu. Bunları daha taşa yazmak gerek diye düşünüyorum ben. Hani her yerde Türk Telekom'a ne oldu? O 4,75 milyar dolar nereye gitti? Hariri ailesi niye bunu yaptı? İktidarın bundan haberdarı var mıydı? Özelleştirmenin altında kimlerin imzaları vardı? Kimler bu işlerden bilinmedik paralar kazandılar? Bunları sürekli sormamız gerekiyor. Benzer bir şey kuru korumalı mevduat için. Bu kuru korumalı mevduat konusunda ben biraz takıntılıyım. Nedeni de şu. Şimdi normal koşullarda siz döviz kurundaki artışı kontrol edemiyorsanız, yani olağan para politikası yapıyorsunuz ama bir şekilde bir dış şok var. Bu sıkıntı yaratıyorsa ödemeler dengesi riskine düşmemek için kur korumalı mevduatı kullanabilirsiniz. Yani o anda ülkenin menfaati için bir maliye politikası aracı para politikasında destek amaçlı kullanılabilir. Ama siz enflasyon beklentileri çok yukarıdayken ve enflasyon patlamışken gidip de %14 politika faizi verip sonra da üstünü devletin cebinden karşılıyorsanız bu tamamen kamu zararı oluşturmak. 128 milyar dolardaki bir suçtur. Mesela bireysel emeklilik sisteminde siz gidip eskiden %25'ti şimdi %30 destek oluyorsunuz. Genellikle orta sınıf bunlara şirketlerde bunlara üyeler bireysel emeklilik sistemine katıldıkları için devlet katkısını alıyorlar. Bu da esasında çok dört dörtlük bir sistem değil ama onu anlayabilirim. Türkiye'nin bir tasarruf açığı var. Bunu çözmek için başka yöntemler uyguluyor. Yetmiyor, bunu da ek olarak yapıyor. Anlarım. Ama burada kesinlikle bir ek yok. Tamamen Merkez Bankası'nın görevini yapmamasının yükü hazineye ve hepimizin cebine atılıyor. Bence en başta bu konuda 128 milyar doları ön plana atan Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bütün muhalefet partilerin her yerde bu KKM'yi gözden düşürmesi gerekiyor. Zaten çok büyük bir risk haline geldi. 50 milyar dolara da ulaştı. Yani şu anlamda geliyor. İktidar yarın değişse bile bunu belli bir süre daha muhalefetle götürmek zorunda kalacak. Daha büyümeden, daha risk etmeden, daha tehlikeli hale gelmeden bu konuda kamuoyu yaratmak lazım. 128 milyar dolar da bu çok iyi oldu ama biraz geç oldu. Ön alalım bu sefer derim. Evet, yani bu Türk Telekom'a karşı duyarlılık bilmiyorum muhalefet de çok üstünde durmadı. Kamuoyu da Çarşı pazardan kafasını alamadı galiba, bunun hesabını sormak üzere. Bunun tabii yeniden gündeme getirilmesi lazım. Gerçekten büyük bir gaf ve çiftlik gibi kullanılıyor. İşte varlık fonuna çektiler. Orada yine bir şekilde toplumun vergileriyle ayakta duracak bir kurum olarak yerinde. Kur korumalı mevduatın tabii bir de Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi gereken bir yanı var. Bütçe verilerinde de gördük. Bunu nereye yazmışlar? Götürmüş sermaye transferlerine yazmışlar. Şimdi biz vergilerimizi sermaye transferi olarak kullanın diye vermiyoruz ki. Bir kamu harcaması yapın bizim için. Eğitime, sağlığa ve diğer şeylere. Dolayısıyla siz mevduat sahipleri dövize gitmesin diye benim vergimi nasıl kullanırsınız? Yani burada çok açık bir anayasal ihlal var. Aslında Anayasa Mahkemesi'ne bunun da taşınması gerekiyor. Burada doğru olmayan bir harcama var. İşin bir ayağı da bu. Peki yani muhalefetin daha damardan girebilmek için asgari ücretin artırılması, maaşların, emekli gelirlerinin artırılması talebiyle meydanlara çıkması ve kitleleri arkasına alması daha iyi olmaz mı? Yani burada hakikaten bir ihtiyaç hali var. Asgari ücret anlamsızlaştı. Maaş